Enteresan bir konu. Gülten Hanım kendi ayaklarıyla geldi. Sosyal medya üzerinden insanların aslında nasıl paralarını aldığını anlattı. Ama o uygulama üzerinden biri var ki Ramazan Çakmak varını yoğunu Gülten Hanım'a harcıyor. Gülten Hanım'ın da bir an önce kocasından boşanmak istiyor. Sanırım gelecekle ilgili onun planları var. Enteresan ki bu Ramazan Çakmak denilen şahıs size 3 araba parası kadar bir para harcıyor. Sizin evinizi tutuyor, kiranızı ödüyor. Evet. Ne zaman sıkışsanız anında dekontlarla size para gönderiyor, saçıyor. Zorla anladım. Sizin eşiniz tarafınızdan mağdur edildiğinizi ama sizin koruyucunuz olduğunu söylüyor. Evet. Bu Ramazan Çakmak'ın bir aile hayatı var mı diye ben açıkçası çok merak ettim. Yani. Bu konuda onun hayatındaki işte eşi ve çocukları ne durumda? Aynı kahramanlığı onlara da yapıyor mu diye çok merak ettim. Yani. Biz Ramazan Çakmak'ın size bu yağdıran, sizin kocanızın üzerinde karşısında dimdik duran Ramazan Çakmak'ın eşine ulaştık sevgili seyirciler. Orada durum içler acısı. Asla ismini vermeyeceğim. Eşi bir fabrikada çalışıyor. Alın teriyle sabahın köründe gidip akşama kadar kolay da bir iş yapmıyor. Alın teriyle yaşamını sürdürüyor. Bu boşanmayla beraber çocukları da var. O hayatı ve tüm hayatın yükünü taşıyan da bir kadın var. Bundan asla gocunmuyor. Şimdi ben onun sözlerine kulak vermenizi istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim. Ben sizin adınızı söyledim ama önce bir kendinizi de tanıtır mısınız? Fabrikada çalıştığınızı biliyorum. Yani o konulara girmeye gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Kocanız sizden ne zaman boşanma kararı ve ayrılma kararı aldı? Vallahi o kararı o almadı, ben aldım. Anlatın lütfen, bu kararı neden aldınız? Ben kafası boş, cebi boş, tut kulağından çifte koş derler bizde onun gibiler için. Ben de boşandım. Bu eşinizin ilk ihaneti miydi? Gerek yok o kanılara girmeye, benim canım sıkılmasın. Peki eşiniz bütün varını yoğunu Gülten Hanım'a harcıyor ve onun kahramanı oluyor. Size ve çocuklarınıza karşı da böyle kahraman mıydı? Maalesef derken? Maalesef. Öyle bir şey olsa ben zaten çalışmazdım. Evin geçimini sağlar mıydı? Yok. Sorumluluklarını yerine getirir miydi? Sizce başkalarıyla para yiyen bir adam sorumluluklarını yerine getirebilir mi? O kapasiteye sahip değildi kendisi. Ben de bu yüzden boşandım. Bu yüzden. Söyleyeceklerim bu. Var. Bir tane. Bir çocuğunuz var. Çocuğun tüm sorumluluğu kimde? Bende. Sizde. Siz bakıyorsunuz. Evet. Ben Ramazan Bey'i karşımda gördüğümde şu soruyu sordum. Dedim ki ya eşiniz yayına bağlansa sizinle ilgili ne der? Onun asla bağlanmasını istemiyorum dedi. Yüzü yok. Yüzü yok. Peki bu konuda sizi tehdit etti mi? Asla benimle ilgili konuşmayacaksının. Size ulaşırlarsa... Beni boşanma aşamasında öldürmekle tehdit etti, zarar vermekle, hem Gülden hem Ramazan. Ben de gerekli mercilere bildirdim, bu kadar. Nasıl, eşiniz sizi, Gülten Hanım ve eşiniz sizi nasıl öldürmekle tehdit ettiler? Zarar vermekle tehdit ettiler. Ben avukatıma söyledim söyleyeceklerini. Yalancı, ben seni ne zaman tehdit ettim? Kendini beni aramadın mı sen? Ben kocamı zaten istemiyorum, boşayacağım de. Benimle işin yok, Ramazan'la işin var. Demedin mi senin yüzünden hayatım bozulma? Yoklukları ve sıkıntıları çeken bir kadın tamam, var. Tamam Ramazan Bey bağlasın. Bakın aynı yoklukları ve sıkıntıları çeken bir kadın var. Ama Ramazan'dan 100 milyarlık takımını aldı, tazminat aldı, nafaka aldı. Neyi konuşuyor ki?
Aynı sıkıntıları çeken bir kadın var. O kadın kendi hayatını ve çizgisini çekmiş. Sizin ona saygı duymanız lazım. Ama benimle alakası yok ki. Zaten bunlar anlaşamıyormuş. Kendisi aldığı bana dedi. Tazminatlar sizi niye rahatsız ediyor? Bana ne, ben niye rahatsız edeyim? Ama rahatsız ediyor. Hayır diyor ya, Ramazan beri yokluk içinde. 3 araba değil 4 araba olması gerekiyordu. Yani İstersen 10 araba yerim. Size ne avukat hanım ya. Hanımefendinin eşiyle anlaşmalı ya. Boşanmada aldığı tazminatlar sizi niye rahatsız ediyor? Ya bayan ne diyor, siz duymuyorsunuz ki. Bana faydası yok diyor. Her gittiğinde 2 milyar. Lütfen ya, beni katma. Sen özür diledin. Seninle alakası yok Gülden, lütfen dedim bana. Ben seninle tartışmadım bile telefonda. Ramazan sizi çocuğu senden alırım diyerek tehdit etti mi? Hanımefendi, duyuyor musunuz beni? Ben sizi duyuyorum. Ramazan. O söyledikleri bir kere yalan. Çünkü beni defalarca tehdit eden onlar, İspat oğlu, kocası, et. Ramazan, İspat Gülse. Et, ispat et. Neyi tehdit, neyi? Ben ispat ettim, ben ispat etmeye gerek yok. Sen olmak istemiyorum, yeterince rencide ben oldum. Ben de seninle muhatap değilim, benim tek muhatabım şimdi, Ramazan Çakma. Kadın o kadar üzülüyor ve ben utanıyor ki. Benimle bir sıkıntısı yok. O kadar üzülüyor ve varsa utanıyor ki. Varsa bir tehditim ispatlasın. Eşinin bu davranışı ilk kez sizinle değil, bunun daha çirkinleri yani. De var. Ramazan Bey. Efendim? Ramanlık yaparken evinize bakmıyor musunuz? Evin geçimini fabrikada elime çalışarak değil mi? Evin geçimini fabrikada çalışarak karını sağlıyormuş. Eşim peki ayrılıcı girdi. Fabrikaya girdi, kaydını getirsin. 14 yıldır evliyim. 14 yıldır evliyim. Hangi iş yerinde çalışmış 14 yıl boyunca bana kanıt getirsin. Bu bir. Burada başkalarına da iftira atmasın. Bu iki. 20 gün önce hesabına 4000 lira para attım. Tazminat bu 3. Bak. 20 gün önce hesabına... Görevinizi mi yaptınız? Tazminatını ödedim. Tazminatını ödediniz. Ne kadar ödediniz? Toplamda merak ettim. Anlaşmalı boşanmada neyi kabul ettiniz? Anlaşmalı boşanmada ben sundum kabul etti. Ben sundum kabul etti bak. İyi dinleyin. Siz niye kabul ettiniz? Kabul etmeseydiniz ne güzel söylüyorsunuz. Hiç çalışmadı eşim çünkü siz... Kusurluydunuz. Peki ben çalışmamışım da bu parayı nereden bulmuşum? Siz kusurluydunuz ve kusurunuzu örtmek amacıyla eşinizden bir an önce boşanmak üzere tüm taleplerini kabul ettiniz. Kusurunu anlatırsam tüm Türkiye barışır. Kimin? Bak, kusurunu anlatırsam. Boşanmak isteyen kim? Boşanmak isteyen benim. Siz değilsiniz, karınız boşanmak istiyor sizden. Yalan. Ramazan hızlandırmış boşanmayı. Bir saniye dinler misiniz? Gülten Hanım'dan önce, bir hafta önce biz evde, buna dedim ki buna, senden ayrılmak istiyorum. Yok, kabul etmem dedi bana. Seni sevmiyorum dedim. Seni bu evde görmek istemiyorum dedim. Sabah kahvaltısı vermez. Görevini yapamıyorsa o kadın kadın değildir. Bir kadın hiçbir şey yapmıyorsa yanındaki bir adama da bakmak lazım değil mi? Dönüp de kimdir diye. Şimdi bazen tiksinmek duygusunu bilir misiniz? Yanınızdaki insan o kadar çok şey yapmış ki ondan tiksinirsiniz. Tiksinecek davranışlarda bulunmuştur. Bakın, çocuğu olan, aile hayatı olan bir kadın eğer kocasından tiksiniyorsa bunun altında çok önemli nedenler ve sebepler vardır. Artık hazmedemediği, kaldıramadığı, onun değer yargılarıyla alakalı. Hanımefendi tekrar telefon hattındaymış. Alo. Alo. Buyurun, konuşmak ister misiniz ben Ramazan Bey konuştum? Hayır. Ben bir lafa bakarım laf mı diye, bir de adama bakarım söyleyen adam mı diye. O adam değil, benim lafımı hak etmiyor. Bu kadar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben gidiyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ramazan Bey. Efendim? Eşinize bu kaçıncı ihanetiniz? Bir saniye. Benim ihanetim olmadı hayatta. Olmadı mı? İhanetim olmadı. İhanetim olduysa ispatlasın bana, karşıma çıksın. Karşıma çıksın. Ondan sonra da ağzını yaydırsın. Bak. Ben bir buçuk yıl boyunca...
Çok iğrenç bir adamsınız. Dönüp de bu kadından ikinizin de özür dilemesi lazım. Ben özür dilemem. Ben ne yaptım ona? Bana neymiş ondan? Bunun Gülden Hanım'la hiç alakası yok. Vallahi benimle alakası yok. Gülden Hanım'la bunun hiç alakası yok. Şimdi benim söyleyeceğimi orada bitleyin. Ramazan Bey. Bir saniye beni dinler misiniz? Ha, dinleyeceğim. Bir saniye. Evinin kirasını mı vermemişim? Evine ekmek mi getirmemişim? Üstüne başına bir şey mi almamışım? Ama siz kadın kahramanısınız. Hiç tanımadığınız bir kadının hayatına dokunarak bütün gelirinizi, 3 araba parasını verebilecek konumdasınız. Çocuğunuzun annesine bunu yapınca niye gocunuyorsunuz? Ben gocunmuyorum. Bana orada o zaman anlatmayın böyle tazminat verdim falan diye. Siz hiç tanımadığınız Gülten Hanım'a 3 arabayı bağışlamıyor musunuz? Avukat Hanım, bak Avukat Hanım. Ben gocunmuyorum. Ben evladıma verdim parayı. Tamam. Bak, evladıma. Evladım var benim orada bir tane. Evladıma verdim parayı. Ben ona vermedim. O hak etmiyor çünkü. Beni konuşturma. İspatlasınlar. Bak benim alnım açık. Ben sana bunu ispatlarım. Sen bunu herkesten iyi biliyorsun. Sizin ailenin içinde neler döndüğünü gayet iyi biliyorum. Böyle bir adam. Ya beni konuşturma. Beni konuşturma Ramazan. Hepsini dökerim ortaya. Dökürsün arsız, Esra Hanım, hiç sıkıntı değil. Arsız konu. Bak hayatımda en tahammül edemediğim insan arsız ve utanmayı bilmiyor. Ardamarı çatlamış insanla muhatap olurken gerçekten kendimi çok sıkıntıda hissediyorum. Ve siz öyle bir adamsınız. Ve bu kadını, bu kadının hayat şartları ortada. Bu kadını senden çocuğu alırım, sana şöyle yaparım diye tehdit et. Yemin ederim karşısında beni bulacaksın. Sana yemin ediyorum. Yemin? Neden? Ben kendim kabul ettim. Sana yemin ediyorum. Ben kendim kabul ettim. Neyi tehdit edeceğim? Yok, sen işine gelmeyince çocuğu senden alırım diye bir kadını vurabileceğiniz tek yer anneliği çünkü. Sen o konuda tehdit et. Yemin ederim ben buradayım. Senin karşında ben varım. Sen öyle arsız bir adamsın çünkü. Öyle utanmaz bir adamsın. Öyle mi? Öylesin. Ona yedi ekmekleri haram ediyorum. Bak ona yedi ekmekleri haram ediyorum. Çocuğuma demiyorum. Ay Allah'ım keşke herkesin ömrü vicdanı kadar olsa. Değil mi? Vicdanı olmayanın da can alınsa yani bu kadar. Neyi? Elinde soruyorum. Yok merak etmeyin. Ya, hani onu açmıyorum. Merak etmeyin Gülten Hanım size ben sordum. Sosyal medyada tanıdığınız insanlar ne kadar şimdi güvenilir, sen sosyal medyayı güvenilirdir diye size sordum. Siz de dediniz ki ben çok güveniyorum dediniz. Bunun araştırmasını da Esra Hanım ben siz yapacaksınız. Ben var ya onun siz karısından çok çok delikanlıyım. Ben buraya çıktım yaptığımı söyledim. O da gelsin buraya kadınsa Ramazan'ın yüzüne ispat etsin. Delikanlılık neyle oluyor? Yani ben bunu delikanlı bir... Olmaz. Mertlik cinsiyet üzerinden olmaz. Ben yarın biz... o iftira atanları da ispat ettiriyorum. Size hayır, mi? Gülten Hanım'a yani beni dün rencide ettiniz ya burada. Gülten, 10 milyar sen buraya niye... Atıldı, bak bir saniye, sen buraya niye başvuruda bulundun? Böyle. Hayır. Sen buraya bak şimdi dur. Hiç mülakatlarda hep bunları karıştırıyorum. Sen buraya başvuruda bulunurken şimdi onu da çıkartayım. Dedin ki ben bu uygulamaya katılıyorum. Evet. Ben bu uygulama üzerinden insanları dolandırdım. Evet. Ben bu insanları kandırdım. İnsanları dolandırdım. Ve bunlar da... Ha onu da istemiyorum. Ben kendisinden istemiyorum de onun hayatına getirdiğim zarardan da özür diliyorum dedi. Evet öyle değil dedi. Mi? Evet. Bak ben Ramazan'dan onu kandırdım, dolandırdığım için özür diliyorum dedi. Helal etsin hakkında. Onun hayatını mahvettim dedin değil mi? Onun yuvasını yıktım dedi. Evet. Senin o yüzden o hanımefendiye bir özür borcun var. Ben ondan niye özür dileyim? O kimde ya? Hayatım siz bu adamı kerizliğe... Siz bunu... Artık çakmak değil o. Çakmak ne oldu? Boşaldıysa ne insanlardan, bu insanlardan buraya özür dileyecek misiniz? Kimden? Siz buraya onun için başvuruda bulundunuz. Ben Ramazan Bey'le görmek istemediğinizi söylediniz. Ekrana da çıkıp lütfen ikiniz de birbirinizi sevdiğinizi açıkladınız. Siz buraya... Avukat Hanım kafada... siz hep iğne vurun balon patlıyor ama. Ha? Hep ne? Sürekli ben üstüme gelme. Ben hiç iğne vurmam. Neyse tamam. sizin beyanlarınız esastır. Siz vallahi buraya çıktığınızda Ramazan'ı da Ramazan'ı da istemiyorum. Yarın da burada neler çıkacak meydana. Kamufle bir saniye etmeyin. Avukat demagoji yapmayın. 10 milyar hesabım hakkını da istiyorum Esra Hanım canlı yayına. Gülten Hanım bana iftira atanları da
ispatlı geldim ben buraya. Kolunuza, elinize. Bana kimse para almadı Ramazan çakmaktan. Kanıtlı elimde. Benim iftira atanlar yayınları çıkartırız. Buraya hepsini toplatacağım. Yayınları çıkartırız. Biz Ramazan'ı istemiyoruz dediniz. Buraya çıktınız. Onlara. Aşkınızı ilan ettiniz. Sizin tek siz amacınız... Siz sorun günü Ramazan'dan. Size ne? O zaman yalan beyanda bulunmayacaksınız. Size ne? Ben seviyorum dedim. O da dedi. Size bakın, ne? Geçen lütfen. Gün birisi de bana sana ne demiş. O sana ne ve size ne diyenlere şunu söyleyeceğim. Ben hakaret etmiyorum. Bakın, size ne ben diyorum şunu yani. Şunu söylemek istiyorum. Biz toplumda... Hukuk kuralları var. Burada oturma amacım o bir hakaret şu. Mi oluyor? Bakın, oturma amacım şu. Hukuk kuralları var ama hukuk kurallarının dünyanın her yerinde, hukuk kurallarının temelinde ahlak kuralları vardır. Ben ahlaksız ahlak değilim. Ahlak kuralları vicdani anlamda toplum tarafından kabullenilmediği sürece de o hukuk düzeninin içerisinde kanunlar toplum tarafından kabul görmez. Hiçbir kadın çıkıp ben bedenim üzerinden insanları tahrik ediyorum, 38 bin tane eşim var derken ben hem cinsiniz ben alnımı gere gere geldim buraya. Korkmuyorum. Gere gere de çıkarmıyorum. Buraya güvendim de geldim. Utanıp utanmamak hanımefendi. Vicdanen geldim. Bakın, vicdanımı rahatlatmak. Ben şimdi sizin bir araya girmek vuruyorum. İstiyorum artık. Ben... Madem oraya girmiyorum bunu buraya bakın, koyuyorum. Esra Hanım. Bu iradeyi gösteremiyorsanız hiçbir sosyal medya seni sizden gibi sorumlu mesleğim... değil. Çok çalıştım, araştırın. Ben yıllarca çocuklarım için çalıştım. Siz insanları mağdur ettiğinizi açıklayacak kadar bir şey söyleyeceğim. İnsan, bir dakika, bir dakika. Şimdi insan hayata şanslı gelmez. Tamam mı? Ben çok mücadele herkesin imkanları ve şartları herkesle eşit değildir. Ben her zaman buraya oturan tüm konuklarıma o amaçla da yaklaşırım. Kimse aynı şartlara eşit değildir. Keşke herkes bu konuda aynı aynı şartlara eşit olmuş olsa. Yani. Ama hayatım boyunca şuna inanıyorum. Sadece inandığım şu. İnsan kendi kaderini kendi elleriyle yani, yazabilir. Evet, doğru. Kendi seçimleriyle yazabilir. Biliyorum. Ama bunun için önce şahsiyet ve karakter. Evet. Yani ben bu hayatta nasıl dik duracağım? Kendimi nasıl geliştireceğim? Kendi adıma ve kuracağım aile adına neler yapacağım? Bu konuda nasıl seçimler yapmalıyım? Ben çok mücadele ettim. Ne öğrenmeliyim? Çok. Nasıl öğrenmeliyim? Şimdi hepimiz okula gittik değil mi? Hı hı. İlkokula başladık. Ama bizim şansımız eğitim, 12 yaşında nişanlandık. Hayır, eğitim 14 yaşında kocaya verildik. O yüzden biz çok kötü hayat. Hiç kimse benzer bir hayatı yaşamasın diye. O yüzden çocukların hepsi lütfen derslerine sarılsınlar. Derslerine çalışsınlar. Her öğrendiğiniz bilgi inanın şu beyninizdeki o tozlu raflardan bir tanesini temizliyor. Ben öğrendiğim her kelime için inanın böyle düşünüyorum. Her okuduğum kitapta, İslam. Her öğrendiğim bilgide bakın hala da okumaya devam ediyorum. Diyorum ki ay bunu okudum öğrendim. Sanki böyle beynimin üstünden böyle bir tozu bir şeyi temizlemişler gibi aydınlanıyorum. Okudukça aydınlanacağız, öğrendikçe aydınlanacağız. Zamanı... Boşa harcamayacağız. Fırsatınızı bulduğunuz her dakika gazete okuyun, dergi okuyun, kitap okuyun. Ya okuyamıyor musunuz kardeşim? Gerçekten sosyal medyada le bir derya öyle uygulamalar var ki çocuğu nasıl yetiştireceğini anlatıyor. Çocuğu internetten nasıl uzak tutacağını anlatıyor. Nasıl okuma eğitimi alacağın her şeyi anlatıyor. Bakın artık teknoloji bu kadar gelişti. Bilgiye böyle bakın yorgunluk gibi bakmayın. Her okuduğunuz kelimenin o beyninizdeki bir tozu kaldırdığını ve aydınlandığını düşündüğünüzde inanın bu keşif yolculuğuna çıktığınızda özgürleşebiliyorsun. Senin de karşıdaki hanımefendinin, Ramazan'ın eşinin hiçbir farkı yok. Siz ikiniz de aynı şartlardan geldiniz. Biliyorum. Ama sizi ayıran ne var biliyor musun? İradeniz. Evet. Sen iradesizsin, o kadın iradeli. Onu hayattaki yani ne yapacağını biliyor musun? Bak. Ne yapacak? Gülten. Ha, o kadının ne iradeliymiş hayatta, onun? Hayattaki duruş ha. Amacı belli. Bizi diğer canlılardan ayıran nedir? Esra Hanım, düşünme şey yeteneğimiz. Bak Gülten'cim bak. Ben buraya oturan her konuğuma kim olursa olsun gerçekten saygı duyuyorum, empati. Ben iradeli olmasaydım 35 hayır. Sene kocamı çekmezdim. Esra Hanım, bak lütfen. Hayatı bak. Hayatı lütfen. Hep bir... Bak problem ne biliyor musunuz? Hayatı...
bir erkek üzerinden değerlendiriyor. Bir erkek size sahip çıkacak. Bir erkek size bir şey yapıp yapmamanız gerektiğini söyleyecek. Bir erkek sizin namusunuzun bekçisi olacak. Problem burada. Hı hı. Abi bizim kimse ihtiyacımız yok. Ben...